Bu telefonu aylar önce böyle sızıntı sayfalarında falan görmüştüm ve aşırı heyecanlanmıştım. Nothing phone, nothing phone ya dedim ki nothing diye telefon mu olur? Hiçbir şey telefon aslında Türkçesi. Bu telefonun hiçbir şey telefon. Gerçekten çok ilginç ama o kadar ilgi çeken ve bence bazı şeyler için önemli teknik detaylara sahip, piyasada kendine özellikle güzel bir yer bulacağına inandığım Nothing Phone 1. Bu videodaki konu, gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. O yüzden bu videoya mümkün olduğunca desteklerinizi lütfen eksik etmeyin. Az önce de söylediğim gibi gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu video ve bunun gibi böyle çok özel ürünleri sizlerle daha fazla buluşturabilmem için kanalıma desteklerinize ihtiyacım var. Sosyal medya hesaplarım ve kanalıma desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Sosyal medya hesaplarımı da açıklama bölümündeki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Nothing Phone'a. Tasarımı hakikaten çok iddialı arkadaşlar. İkonik bir tasarımı var bu akıllı telefonun ama şöyle bir bakınca çok da aslında iPhone 12'ye benzemiyor mu? Yani benim elimde iPhone 12 yok. iPhone 12 mini var. iPhone 12 mini ile şöyle bir yan yana koydum ve hakikaten tasarım hatları tamamen iPhone 12 ailesiyle birebir aynı bu akıllı telefonun ama tabii ki arkasında ve yazılım anlamında farklı detayları, önemli detayları var. Şimdi onlara da değineceğiz. Nothing Phone nasıl ortaya çıktı? Aslında OnePlus'ın eski patronu olan kişi, böyle adını falan verip de sizi zor duruma sokmak istemiyorum. OnePlus'ın eski patronu şirketten ayrıldı arkadaşlar ve ayrıldıktan sonra Nothing diye bir şirket kurdu. Nothing diye kurduğu bu şirkette ilk çıkardığı ürün de bir kulaklıktı. Hemen kulaklığın ardından da bir telefon çıkaracağım dedi. Ben Nothing şirketini aslında tam olarak telefonu çıkaracağım dedikten sonra fark ettim ve keşfettim. Daha sonrasında sıkı takibi almıştım. Kaç defa mail falan da attım adamlara ama böyle çok yüzeysel işte geçiştirici cevaplar veriyorlar. Net bir şey söylemiyorlar açıkçası adamlar genel anlamda. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Bu cihazda bu şekilde bizlerle buluşmuş oldu. Tabii ki şu anda ülkemizde satışta değil bu akıllı telefon. Bu telefonu benim elde etmemde, bu videoyu sizlere hazırlamamda bana oldukça fazla destek veren Teknova'ya buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Teknova sayesinde bu akıllı telefonu sizlere anlatabiliyorum. Kendileri önemli ölçüde, daha çok scooter üzerine de olsa Türkiye'de çok az sayıda bulunan cihazları da getirip bizlerle buluşturuyorlar. Ancak benim sizlere tavsiyem, bir scooter'ınız varsa ya da almayı düşünüyorsanız mutlaka Teknova'ya bir uğrayın İstanbul'daysanız. İstanbul'da değilseniz de Teknova'nın Instagram hesabı aşağıda açıklama bölümünde var. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Şimdi bu akıllı telefon artıları anlamında özel bir telefon. Şimdi bu telefonu çok eleştirenler de var. Kendilerince haklı olabilirler. Ama ben telefonu elime aldığım an dedim ki ben bu telefonu harbiden kullanmam lazım. Yani çok beğendim. Böyle ele çok güzel oturuyor bir kere. Ergonomisine bayıldım. Ve çok akıcı bir cihaz. Yani ilk şunu düşündüm kullanmaya başladığımda. Android, saf Android mi acaba dedim. Sonra baktım ki bir arayüzü var içerisinde. Ve bu arayüzle birlikte bizlerle buluşuyor bu cihaz. Şimdi oraya doğru da devam edeceğiz. Telefonda saf Android'i hissettiğimi sizlere söyledim ya. Android 12 üzerinde Nothing OS kurulu bu cihazda. Nothing'in aslında ufak tefek dokunuşlar yaptığı bir saf Android arayüzü bu arayüz bizlerle buluşan ve arka taraftaki enteresan ışık dizilimi sayesinde bu akıllı telefon aslında standart akıllı telefonların hepsinden kendini ayırıyor. Belki de aslında en büyük ayırma sebebi de bu ve arkadaki şu transparan kapaklı görüntü. Bu cihaz bana biraz şey hatırlattı. Aranızda hatırlayanlar vardır. Xiaomi'nin bir Snapdragon'lu telefonu vardı. Mi 8 olması lazım. Mi 8 Ultra mıydı? Mi 6 Ultra mıydı? Şu an modeli inanın kestiremiyorum ama arkasında bir Snapdragon logosu gözüküyordu böyle işlemciymiş gibi ama onun altı aslında işlemci değildi. O telefon aslında bu telefonla biraz benziyor. Ya yani Mi bir şey transparandı o model. Şu an hatırlayamadım ama hatırlayanlar yorumlara yazarlar arkadaşlar. Şimdi bu arkadaki ışıkların olayı ne? Bunlar bildirimlerle, seslerle ya da bazı anlarda sizlere böyle bir şekilli geri bildirimlerde bulunuyor ve bu ışıkların tabii ki en güzel özelliği tamamen şov. Yani bir hayat kolaylaştırıcılığı var mı? Bir özelliği var mı derseniz bence yok. Bunlar tamamen böyle şarj animasyonu bizlerle buluşturuyor. Bildirimler için animasyonlar buluşturuyor ve tabii telefon çaldığında bazı animasyonları bizlerle buluşturuyor. Onu da sizlere söylemiş olayım. Yani bu cihazda aslında marka performanstan öte daha fazla tasarıma yoğunlaşmış durumda. Cihazın en çok beğendiğim şeylerinden bir tanesi ekranı oldu. Şöyle ekran parlaklığını sonuna kadar açayım. Çünkü ekranın genel deneyimini hakikaten beğendim. 6.55 inçlik bir panel bu. OLED bir panel ve Full HD Plus çözünürlüğünü bünyesinde bulunduruyor. Ekran performansı gerçekten başarılı arkadaşlar. 120 Hz'lik bir yenileme hızı var bu ekran panelinde. Ve arka tarafta da ön tarafta da bu cihaz Gorilla Glass
5 ile korunmakta sevgili arkadaşlar. Renklerin canlılığı oldukça güzel ve az önce söylediğim parlaklık konusu önemli. Çünkü 1200 nite kadar bir parlaklık bulunuyor bu cihazın ekranında. Bu da tabii ki bizlere güneş ışığı altında oldukça iyi bir kullanım sunmasını sağlıyor. Yapısı gereği ekrandan parmak izi okuyucu da bu akıllı telefonda görev yapıyor. Ve bu cihazın en çok eleştirildiği noktası aslında işlemcisi. Bence marka burada performanstan çok tasarıma odaklanmak istemiş. Yani adamlar şey dememiş ya, ben bunun içine bir işlemci koyayım, herkes bunun performansını konuşsun falan ayağına hiç girmemişler arkadaşlar. Doğrudan tasarıma oynamışlar ve biraz onunla başarmışlar gibi. Çünkü bu cihaz şu an Avrupa'da yok satıyor. Yani bulmanız çok zor bu cihazı Avrupa topraklarında. Hani bir şekilde biz elde ettik teknoloji sayesinde ama cihazı bulup da satın almak oldukça zor. Her yerde sold out, yani yok gibi gözüküyor. Kendim de kontrol ettim. Bulmak gerçekten zor. İçerisindeki işlemci Snapdragon 778G Plus 5G modeli. Buradaki özellikle Plus ibaresi çok önemli. Çünkü kablosuz şarj anlamında önemli yetenekler kazandırıyor bu akıllı telefona. Plus ibaresi, onu sizlere söyleyeyim. 6 nanometrelik bir işlemci bu. Az enerji tüketiyor. Yüksek performansı bizlerle buluşturmaya çalışıyor. İşlemci performansı tam olarak orta üst düzey seviyede bir... Allah bak korktum ha. Böyle bir an şey yapınca bir zıpladım yani. İşlemci performansı tam anlamıyla bir orta üst düzey performans. Vallahi korktum ya. Hiç beklemiyordum bunu. Bildirim gelince böyle bir anda işte kendince özel melodileri var içinde seçmiştim. Ama şu an aynı anda 3-4 tane telefon test ettiğim için sesi duyunca bir zıpladım. İşlemciye döneyim. Performansının orta üst düzey olduğunu sizlere söyledim. Ve içerisinde RAM olarak 8 GB'lık bir RAM var. 256 GB'lık da bir depolama var. Micro SD kart ile bu cihazın hafızasını arttıramıyorsunuz. Ama bir çift SIM kart desteği cihazda mevcut. Arayüz olarak Nothing OS kullanıyor. Sürekli güncelleme alıyor. Ve Android 12 ile geliyor bu akıllı telefon. Fakat bana sorarsanız bir Google Pixel gibi saf Android kullanan bir cihaz kadar bu cihaz akıcı. Hakikaten akıcılığını çok beğendim. Yani Android'de böyle akıcı cihaz kullanmayalı bayağı zaman olmuştu kendi adıma söyleyeyim. O yüzden bu cihazın arayüzünü ve genel yapısını yazılım anlamında oldukça beğendim arkadaşlar. Ve gelelim buradaki oyun performansına. Oyun performansı anlamında bu akıllı telefon kağıt üstünde vaat ettiklerinin tamamını bizlerle buluşturabiliyor. Stereo hoparlörleri ise burada işin cabası oluyor. Gayet güzel bir şekilde görevini yerine getiriyor. Kameralara baktığımızda ise arka tarafta gördüğünüz üzere iki tane kamera var. Bu kameraların ana kamerası 50 megapiksel ve f1.9 diyafram aralığıyla bizlerle buluşuyor arkadaşlar ana kameramız. Şimdi bu ana kamera beni biraz şaşırttı ama ultra geniş açılı kamerayı da sizlere anlatayım, sonra devam edeyim. Diğer kamera da 50 megapiksel ve f2.2 diyafram aralığına sahip bir ultra geniş açılı kamera. Şimdi kameralar ışık güzel olduğunda güzel işler ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Yani benim hani son dönemde Android cihazların birçoğunda karşılaştığım özellikle bu seviyedeki şu renklerdeki patlamalar, çatlamalar falan bu cihazda olmadı. Yani bu beni biraz şaşırttı gerçekten. Burada saf Android kullanıyor olmasının da hani saf Android üzerinde kurulu çok ufak tefek oynamalarla getirilmiş bir arayüze geliyor olmasının da önemli bir avantajı olabilir. Ama farklı bir şey de yapmış olabilirler. O yüzden bilemiyorum. Zaten şu an siz sonuçları görüyorsunuz. Nedeme konusunda ise yine benim beklentimin ötesinde çok başarılı bu akıllı telefon. Yani ışık azaldığında da sonuçlar fena değil ama gündüz yaptığım çekimlerde hakikaten güzel sonuçları benimle buluşturdu. Benim beklentimin ötesine geçti açıkçası kamera anlamında bu cihaz. Ve tabii genel anlamda fotoğraf anlamında şu an yorumluyorum. Videoya da birazdan değineceğim ama kamera bence sizi genel anlamda fotoğraf anlamında üzmeyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve genel video performansı ise bu cihazın 4K 30 FPS 1080p 60 FPS çekimler yapabiliyor. Sonuçlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer ben HDR video çekmek istiyorum derseniz de sadece 1080p ve 720p çekim yapabiliyorsunuz. Bunları da sizlere söylemiş olayım ve ön kamerayla devam edeyim. Ekrana gömülü bir kamera var. Sol üstte bulunuyor bu kamera arkadaşlar. Cihazda görev yapıyor. Bu kamera 16 megapiksel f2.5 diyafram aralığına sahip bir kamera ve ön kameradan bir tık daha iyi işler ortaya çıkartabilmesini beklerdim açıkçası. Ben de biraz böyle beklentimin altında kaldı ön kamera. Daha iyi bir ön kamera beklerdim bu cihazda. Özellikle sosyal medya performansı gerçekten ön kamera anlamında bayağı üzücü bu cihazın. Yani kötü bir sonucu bizlerle buluşturuyor desem yeridir. Bunlar tabii ki benim kendi düşüncelerimdir. Onları da sizlere söyleyeyim arkadaşlar ve telefonun buradaki kamera anlamındaki olumlu ve olumsuz detaylarını sizlere aktardığıma göre artık buradan bataryaya doğru devam edebiliriz diye düşünüyorum. Cihazda 4500 mAh'lik bir pil var ve bunun yanında şimdi OnePlus'tan çıkmış bir adam var şirketin başında. OnePlus'ta şarj konusunda harbiden başarılı işleri bizlerle buluşturan bir firma. 33 watt yerine daha şov bir şey yapabilirdi bence adam yani. Burada arkaya led falan da koymuş ya. O arkadaki ledlerle güzel bir animasyon, işte efendime söyleyeyim hızlı şarj animasyonu falan bizlerle buluşturulabilirdi. Bunlar belki ikinci modelle gelebilir. Bu ilk model sonuçta benim için bu cihaz aslında bir prototip cihaz. Her ne kadar şu an satışta olsa da ilk model ve her cihazın ilk modeli aslında biz bundan sonra ne yapacağız düşüncesinin de cevaplarını
kullanıcının arandığı bir cihaz oluyor. Bu cihaz da tam olarak öyle bir cihaz ki hazır şimdi pile gelmişken şunu söyleyeyim sizlere. Arkada bulunan bu LED tasarımı pili yiyor mu? Kesinlikle yiyor arkadaşlar. Yani pile çok olumsuz bir etkisi var. Dolayısıyla sürekli LED'leri açık kullandığınızda bu akıllı telefonun piline %30-%35'e varan bir olumsuz etkide bulunuyor bu cihazın arkasındaki LED'ler. O yüzden bence ışıkları çok kullanmayın. Yani ışıkları kullanmadığınız zaman söndürün hatta. Çünkü yoksa piliniz olumsuz etkilenebilir. Ama bundan bağımsız konuşmamız gerekirse cihazın pili bir günü rahatlıkla götürüyor. Kutu içeriğinden bir adaptör çıkıyor mu çıkmıyor mu? Şu an net bir şey söyleyemiyorum. Cihaz bana bu şekilde geldiği için de sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Cihazın içerisindeki işte bu plus desteği bulunan işlemciyle beraber de hem kablosuz şarj olabiliyor hem de kablosuz 5 watt bir ters şarj özelliği bulunuyor. Burada işte yanınızda bir aksesuarınız vesaire varsa cihazınızdan şarj edebiliyorsunuz. Son değerlendirmeye doğru geçtiğimiz zaman ise şunları sizlere söylemek istiyorum. Nothing Phone 1 bence çok özel bir telefon arkadaşlar. Daha önce gördüğümüz tüm telefonlardan farklı olarak bizlerle yeni yeni şeyler buluşturmaya çalışan, buradan da farklı yerlere gidebileceğini bize hissettiren bir şirketin ilk telefonu. Fiyatı ise 470 Euro'dan başlıyor ve yukarıya doğru devam ediyor. İşte oradaki depolama ve RAM kapasitesine göre. Ve şu anda Avrupa'da bulmak çok zor. Özellikle Londra'da neredeyse bu cihazı bulmak imkansız bir noktada. Yani bir şekilde insanların ilgisini çekmeyi başarmışlar. Bu bir pazarlama taktiği de olabilir. Bilmiyorum. Yani bu sokağa çıktığımızda görebileceğimiz bir şey daha çok. Ama tabii ülkemize gelir mi gelmez mi açıkçası bilmiyorum. Ama benim kendi tahminim büyük bir ihtimalle ilerleyen dönemde bir Türkiye ayağı da bu markanın mutlaka olur. Çünkü telefonun fiyatı çok yüksek değil. Yani gördüğünüz üzere 470 euro bandında. Ve hani ülkemize gelse bir yerel fiyatlandırmayla iddialı bir cihaz olduğu için satabilir. Meraklı olanların hemen alabileceği bir model olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onu da merak etmekteyim. Bazı kullanıcılara göre gereksiz bir cihaz, bazı kullanıcılar içinse oldukça değerli ve önemli bir cihaz bu akıllı telefon. Benim düşüncem ise ben beğendim. Yani özel bir cihaz. Bu cihazı sizlere anlatabiliyor olmak Türkiye'de benim için çok daha değerli gerçekten. Sizlere aktarabiliyor olmak benim için çok daha değerli oldu. Ha eksi yanları yok mu? Var. Zaten eksi bulduğum şeyleri ve eksi olan detaylarını sizlere aktarmaya çalıştım mümkün olduğunca. Sizler nasıl buldunuz arkadaşlar? Sizler ne düşünüyorsunuz bu akıllı telefon hakkında? Lütfen yorumlara yazın ve yorumlarınızı belirtin ve bunun gibi videoların gelebilmesi için de kanalından desteklerinizi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Sizi Nothing Phone'la selamlıyorum. Bay bay.